Merhaba sevgili aday öğrencilerimiz. Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden Doçent Doktor Semiramis Özyılmaz hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Daha sonra hemen İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde fizyoterapist olarak işe başladım. Orada kardiyoloji, kalp damar cerrahisi kliniklerinde, servislerinde, yoğun bakımlarında 25 yıl çalıştım. Bu süreç içerisinde de yüksek lisansımı, doktoramı tamamladım. Doçent oldum. 2015 yılı itibariyle de Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi bölümünde göreve başladım öğretim üyesi olarak. Halen de burada devam ediyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki Semiramis hocam, siz mesleğinize nasıl karar verdiniz? Bu yolculuğunuzdan bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Aslında mesleğe karar vermemde babam çok etkili oldu. 1980'li yıllar öyle üniversitede hani sınava girip de arkasından puanınıza göre tercihlerinizi yaptığınız bir yer değildi o zamanlar. Önceden tercihlerimizi yapıyorduk. Babamla fizyoterapistlerin kesişmesi, yollarının kesişmesi 1970'li yıllara denk gelmiş. Ve o zaman babam tanımış fizyoterapistleri, bu mesleği, nelerle, kimlerle uğraştıkları, ne türlü tedaviler yaptıkları ve gerçekten de hem kendisi hem çevresindeki insanların çok çok etkilendiğini görmüş. Daha sonra ben tercihleri yaparken babam böyle bir mesleğin de olduğunu, düşünebileceğimi, sağlıkla ilgili bir yerler istediğimi biliyordu zaten. Düşünebileceğimi ve önünün de çok açık olduğunu söyledi. Ben de onun üzerine, onun bu bilgisiyle tercih ettim ve zaten de hemen tercihlerimin arasında ilk tercihlerimdendi. Hemen Hacettepe Üniversitesi işte Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu'nu kazandım. Çok güzel. İşte ailelerimizin doğru yönlendirmesi de aslında ne kadar önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki biraz bölümümüzü açacak olursak, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden ve iş imkanlarından aday öğrencilerimiz için biraz bahsedebilir misiniz? Üniversite sayılarının artmasıyla birlikte mezun sayılarının da artması öğrencileri işsizlik olabilir endişesine götürüyor ama bu aslında öyle değil. Yani mezun sayısı artıyor ama bununla birlikte nüfus da artıyor, hastaneler artıyor, yaşlı sayımız artıyor. Dolayısıyla bizlere ihtiyaç olan insanlar artıyor. Kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmeniz için kişi başına düşen sağlık personeli sayısının da artması lazım. Bu nedenle de şanslıyız bence. Sağlık turizmi var. Çok fazla hastaneler açıldı. Bu özel hastaneler, devlet hastaneleri de öyle, bir sürü şehir hastaneleri açıldı. Buralara bir sürü personel alınacak. Bunun dışında özel eğitim merkezleri var. Bu da bir şans. Ve bunların hepsinin aslında iş imkanı yarattığını düşünüyorum ben. Önemli olan öğrencilerin öncelikle son sınıfta stajlara çıkıyorlar ya, bu stajlar sırasında kendilerine yakın hissettikleri alanı belirlemeleri, bir hedeflerinin olması, bu hedefleri doğrultusunda aslında iş arıyor olmaları çok daha mantıklı olur. Bir de öğrencilerimiz birazcık da bence iş de beğenmiyorlar. İşi beğenmedikleri için çalışmak istemiyorlar. Aslında her şey bir tecrübe bence. İş değiştirmekte de sorun yok. İnsan rahat etmediği, huzurlu olmadığı ortamda çalışmak zorunda değil. Ama bir deneyim kazanıyorsunuz sonuçta. Nerelerde eksikleriniz olduğunu görüyorsunuz. Bir işe başlamış olmak size başka iş kapılarını da açabiliyor. Yani bütün bunlar aslında biraz da bir süreç. Kişilerin kendisini tanıması, hangi alana ilgi duyduğunu bilmesi ve o yönde neler yapabileceğini görmesi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer soru da bize aday öğrencilerimizden çok sık gelen, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde İngilizce hazırlık zorunlu mudur? Ve siz öğrencilerin İngilizce hazırlık okumalarını önerir misiniz? Buyurun hocam. Şimdi şöyle bir şey, İngilizce hazırlık zorunlu değil bizde. İsterlerse ama okuyabiliyorlar. Bu önemli ve güçlü yönümüz bence. Üniversite olarak güçlü yönümüz böyle bir imkan tanınmış olması. Çünkü İngilizce artık mutlaka olması gereken bir şey haline geldi. Hele ki dünyayı takip etmek istiyorsanız, mesleğinizi
yeniliklerini görebilmek istiyorsanız, bunları takip etmek istiyorsanız, evet, ayrıca yapılan çalışmaları okuyabilmek istiyorsanız, kendiniz çalışmalar yapıp bu çalışmaları yayınlamak istiyorsanız mutlaka İngilizce bilmek zorundasınız. Çeşitli kurslar var biliyorsunuz, bu mesleki kurslar. Bu mesleki kurslar, yurt dışında olan kurslar, seminerler var, kongreler var. Bunlara gidebilmek istiyorsanız gene İngilizce bilmek zorundasınız. Eğer ki bunu kendi başınıza halledemeyeceğinizi düşünüyorsanız ve yetersiz olduğunuzu hissediyorsanız, bence bundan yararlanmak mümkün ve üniversitenin de böyle bir imkan sunması çok güzel bir şey bence. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. İngilizce ile başlamışken uluslararası üniversite işbirliklerine de biraz değinmek istiyorum. Üniversitemizin ve özellikle de bölümümüz nezdinde uluslararası işbirliklerinden bahsedebilir misiniz? Erasmus gibi değişim programlarına öğrencilerimiz katılabiliyorlar mı? Ve sizce bu tarz yurt dışı değişim programlarının öğrencilerin akademik ilerlemesine ne tür katkıları var? Sizden dinleyelim hocam. İşbirliklerimiz var. Öğrencilerimiz, hı hı, buralara Erasmus için gidiyorlar. Ya stajı, yani hı hı, staj hareketliliğiyle de gidebiliyorlar, ya da ya bahar dönemi ya güz dönemi olacak şekilde, bir dönemi kapsayacak şekilde gidebilme imkanları var. Ama bunun da biliyorsunuz kriterleri var. Öyle her isteyen de gidemiyor. Hı hı. O kriterleri sağladıkları takdirde gidiyorlar ve gittikleri dönemde o üniversitede aldıkları derslerde buradaki derslerine sayılıyor. Daha birinci sınıfta değil ama ikinci sınıftan itibaren böyle bir şey yapabilme şansları var. Ve bence çok önemli, keşke yapabilse herkes. Çocuklara çok büyük bir vizyon kazandırıyor bir kere. Ayrıca oraya giden öğrencilerimiz farklı ülkelerdeki, hı hı, mesleğimizin hangi noktada olduğunu görüyorlar. Yaptığımız, burada yapılan ya da öğretilen şeylerin orayla aynı düzeyde olduğunun farkına varıyorlar. Bu da onlara çok büyük bir motivasyon kazandırıyor. Ayrıca farklı kültürlerden insanlar tanıyorlar, dillerini de geliştirebiliyorlar. Kısa sürede olsa yabancı bir ülkede yaşama şansı oluyor. Onlara bağımsızlık, özgürlük veriyor bu. Ve dediğim gibi sonrasında da çok büyük bir bakış açısı kazandırıyor, vizyonlarını artırıyor. Ayrıca mesela oraya giden öğrencilerimiz gidip de üstün başarı ödülü alarak gelen öğrencilerimiz var. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Bunu ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta yapabiliyorlar. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Bir diğer yönetmek istediğim soru da, derslerimiz öğretim üyeleri tarafından mı veriliyor ve bölümümüzün akademik kadrosu hakkında da bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Şimdi bizim bölümümüz kalabalık bir bölüm aslında. Bu da bence bizim bölümümüzün güçlü yanlarından bir tanesi. Öğretim kadrosu çok güçlü. 5 tane araştırma görevlimiz var. 4 tane öğretim görevlimiz. 6 tane öğretim üyemiz var. Bunlardan öğretim üyelerimizden 3 tanesi doktor öğretim üyesi, 2 tanesi doçent, 1 tanesi de profesör. Bölüm başkanımız, profesör olan bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Nilgün Gürses de mesleğimizdeki ilk profesörlerden. O da bizim güçlü yanımız. Ayrıca bütün derslerimizi fizyoterapistler, yani temel ders, temel bilim dersleri hariç mesleki derslerin hepsine fizyoterapist hocalar giriyor. Biz dersleri birlikte işliyoruz öğrencilerle. Daha sonra grupları ayırıp uygulamaları öyle yapıyoruz. Ve hepsinin de başında gene fizyoterapist hocalar oluyor. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bu da bizim bence güçlü yönlerimiz. 8 tane eğitim araştırma laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda hem öğrenciler eğitim görebiliyorlar, hem hastalar geliyor, alıyoruz. Bu da gene bizim güçlü yönlerimizden. Ayrıca hocamız Profesör Doktor Nilgün Gürses hocamızın yaptığı 1K1K, ya yani bir konu bir konuk programı var ve bu program da aslında artık çok gelenekselleşti. Bizim dışımızdaki üniversiteler de bunu biliyor ve o üniversitelerden de katılım sağlıyorlar. Öğrencilerimize değişik yeni konularla İşte konukları birleştiriyor hocamız ve bize gelip salı günleri sunum yapıyorlar. Ve biz hepimiz takip ediyoruz, öğrencilerimizin dışında bizler de takip, hı hı, ediyoruz. Çok değişik vizyonlar gösterebiliyor. Kadro olarak çok geniş ve aktifiz. Bu arada hocaların hepsini
doktorasını bitirmiş ya da bitirmek üzere olanlar var. Yüksek lisansını bitirip doktoraya başlayanlar var. Bu da bizim güçlü yanlarımız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Laboratuvarlardan biraz bahsettiniz ama ben daha detaylı olarak sormak istiyorum. Teorik eğitim tabii ki üniversitede oldukça önemli ama öğrencilerin de derslere uygulamalı olarak pratik yapma şansları var mıdır? Hastane imkanlarımızdan ve laboratuvarlarımızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Temel dersleri biz tıp fakültesindeki hocalarımızın desteğini alıyoruz. Ve anatomi, fizyoloji derslerini oradaki işte tıp fakültesine ders veren hocalarımız aynı laboratuvarları kullanarak öğrencilerimiz orada eğitim görüyor. Kendi derslerimiz ikinci sınıftan itibaren başlıyor aslında. Temel dersler de var ikinci sınıfta. Yavaş yavaş mesleki dersler de başlıyor. Derslerimizin çoğu zaten uygulamayla birlikte olan hem teorik hem pratik. Büyük amfilerimiz var. O büyük amfilerde teorik derslerimiz işleniyor. Daha sonra öğrencilerimizi gruplara bölüyoruz. 8 tane eğitim araştırma laboratuvarımız var demiştim. O laboratuvarlara öğrencilerimiz hocalarıyla birlikte uygulamaları görmek için geçiyorlar. Ama teorik ders sırasında bu uygulamalar zaten hoca tarafından gösteriliyor öğrencilere. Daha sonra gruplara ayırıp o gruplarda hocalarıyla birlikte birbirleri üzerinde denemeler yapıyorlar. Hocalar yanlış gördüğü şeyleri öğrencileri uyarıyor. Nerelerde hataları varsa ya da öğrencilerin anlamadıkları yerler varsa hocalarına soruyorlar. Dolayısıyla çok iletişim içindeyiz. Yani öğrenci ve hoca hep bir aradayız biz. Ve hepsi de fizyoterapist kökenli olduğu için bu da çocuklarımız için bir artı diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hastanelerden de bahsetmek isterim. Evet, lütfen isterim. Dinlemek isterim. Şimdi dördüncü sınıf itibariyle aslında, pardon, ikinci sınıfta yaz stajımız var. İkinci ve üçüncü sınıfta. İkinci sınıfın yaz stajını Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin hastanelerinde gerçekleştiriyoruz. Bu imkanımızın olması bizim için gerçekten çok çok önemli ve güçlü bir yön gene. Evet. Vatan Kampüsü, Eyüpek Bina ve Dragos Hastanesi'ni kullanabiliyoruz. Orada çocuklarımız bir ay boyunca staj görüyorlar. Üçüncü sınıf yaz stajımız ise daha çok öğrencilerin tercih ettikleri yerler ama kendileri tercih ediyor da burası diyemiyor maalesef ki. Danışman hocamız var. Üçüncü sınıf yaz stajından sorumlu olan hocamız. Eğer hocamız onaylıyorsa gittikleri yerleri kabul ediyorsa, bizim kriterlerimize uygun yerlerse, mesela bir fizyoterapist olması gerekiyor mutlaka. Onun yanında staj görmeniz gerekiyor. Kriterlerimiz var. O kriterlerimize uyuyorsa tercih ettikleri yerler, kabul ediyoruz ve staja gönderiyoruz. Sonra staj dosyası hazırlıyorlar. Dördüncü sınıf için tamamıyla stajdalar aslında. Değişik rotasyonlar şeklinde. Ben kalp damar cerrahisine gidiyorum. Bunun yanında göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları stajlarımız var hastanede yürüttüğümüz. Öğrencilerimizle birlikte gidiyoruz. Bunun dışında Eyüp Kampüs'te eğitim araştırma laboratuvarlarımız var. Oraya da hastalarımız geliyor ve oradaki ünitelerde de hocalarla birlikte işte pediatri olsun, nöroloji olsun, el ve romatizmal hastalıklarla alakalı ünitemiz olsun, kadın sağlığı. Mesela Eyüp Yerleşkesi'nde sporcu sağlığı merkezi var. Evet. Orada da staja geliyorlar. Yine Vatan Kampüsü'nde genel FETR'ye geliyorlar. Diğer bu kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıklarını bizlerle birlikte çıkıyorlar öğrencilerimiz. Ve orada biz birebir hastalar üzerinde uygulamayı biz gösteriyoruz. Öğrencilerimiz bizi izliyor. Daha sonra öğrencilerimizin yapmasını istiyoruz. Biz onları izliyoruz. Yani zaten hiçbir zaman başlarından ayrılmıyoruz. Bizlerle birlikte staja çıkıyorlar. Evet, gerçekten çok büyük bir avantaj. Hocam peki öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş bulmalarına yönelik belli uygulamalar var mıdır? Bunu da size şimdi öğrencilerimize şunu tavsiye ederiz. Mezun olduktan sonra mutlaka bizim bir meslek derneğimiz var. Türkiye Fizyoterapistler Derneği. Buraya üye olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bütün aslında iş ilanları bu derneğe düşüyor ve bizlere de gönderiyorlar. Bizler öğrencilerimizle bunu paylaşıyoruz. Zaten mezun olduktan sonra da danışmanlık yapmaya aslında devam ediyoruz. Gelip gidiyorlar öğrenciler, arıyorlar, soruyorlar sağ olsunlar. Hani şöyle bir iş yeri var, gitsem mi gitmesem mi diye danıştıkları durumlar da oluyor. Daha çok bu meslek derneklerine üye olurlarsa oradan gelen iş imkanlarını da görebilirler. Çok fazla iş ilanı var. Uygun olanları tercih edebilirler.
Çok teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, sizce bir öğrenci neden bezmerlem fizyoterapi rehabilitasyon bölümünü seçmelidir? Ayrıca bu mesleği yapacak kişilerin ne tarz özelliklere sahip olması lazım? Bir de sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Bence önce sabırlı olmaları gerekiyor. Gerçekten zor bir meslek. Zorluğu çok emek harcamanız gerekiyor. Gerçekten çok sabırlı yaklaşmanız gerekiyor size gelen, sizden yardım isteyen kişilere. Sonrasında aslında çok büyük bir haz da alıyorsunuz. Çünkü çok iyileştiklerindeki o gözlerindeki ışıltıyı görmek ya da yapamadıkları bir şeyi yapıyor hale gelmelerini görmek gerçekten çok mutluluk verici. Bu nedenle bence güzel bir meslek. Önü çok açık bir meslek. Yurt dışında çok fazla imkanı olan, belki Türkiye'de aslında çok da gelişti. Türkiye'de ilk başlarda bu kadar değildi ama şu an fizyoterapist kimdir, nedir, ne yapar bunu biliyor aslında pek çok insan. Hı hı. Ve direkt fizyoterapiste gelebiliyor. Bu çok önemli bir şey, bilerek geliyor. Ben tanıtımlarda da görüyorum, öğrenciler bilerek geliyorlar. Bu çok güzel araştırmışlar. Peki neden bizim üniversite? Hı hı. Bir, akademik kadromuzun çok güçlü olması. İki, kendi hastanemizin olması ve bu hastane imkanlarından yararlanabiliyor olmamız. Temel eğitim derslerimizi gene tıp fakültesindeki hocalarımızın bize destek olması. Kliniklere hocalarla birlikte gidebiliyor olmaları. Ayrıca staja gittikleri alanlarda fizyoterapistlerin olması ve bu fizyoterapistlerin onlara yardımcı olması, desteklemesi, göstermesi. Ayrıca laboratuvar ortamlarımız da çok iyi. Yani 8 tane eğitim araştırma ünitemiz var. Bu herkeste yok. Bunun içerisinde pek çok aletlerimiz var. Bu imkanlarımız da var. Pek çok şeyi uygulayabilme şansımız var bu aletlerimiz olduğu için. Bize bu imkanlar da sunuluyor. Bu konuda çok rahatız. Öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip bu ünitelerde çalışabiliyorlar. Eğitim araştırma laboratuvarlarında çalışabiliyorlar. Ayrıca buralara hastalar geliyor. Bu hastaları görebiliyorlar. Onlarla birebir iletişim içerisinde olup bunu, o hastalar üzerinde uygulamalar yapabiliyorlar. Bunlar bizim şanslı yönlerimiz. Bu nedenle tercih edebilirler bizi. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki bir diğer sorum da şu şekilde. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü için akademik ilerlemeyi önerir misiniz? Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için de ne tavsiye edersiniz? Sizden alalım hocam. Akademik ilerlemeyi ben öneriyorum açıkçası. Ama klinikte de çalışmak çok önemli. Yani klinikte biraz çalışıp daha sonra işte yüksek lisans doktora yapmak çok çok önemli. Çok şey kazandırıyor size. Artık biliyorsunuz akademisyenlik de bir iş alanı. Ve bizde iki tane ana bilim dalımız var. Fizyoterapi ve rehabilitasyon, kardiyopulmoner, fizyoterapi ve rehabilitasyon diye iki tane ana bilim dalımız var. Bu bizim gene güçlü yönlerimizden. Bunların altında da açtığımız yüksek lisans ve doktora programımız var ki kardiyopulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programımız Türkiye'deki ilk programlardan bu alandaki ve direkt doktora yapma şansınız var. Yani öğrenci mezun olduktan sonra belirli bir barajı tutturursa yüksek lisans yapmadan da doktora programını alabilme şansımız oluyor. Tabii bazı kriterler var, bu barajları geçmeleri gerekiyor. Bu da büyük bir şans ve akademisyenlik o kadar da kolay bir şey değil aslında. Bunun için kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Yüksek lisans ve doktora yapıyor olmak da bu şansı daha da artırıyor bence ve öğrencilere ben öneriyorum mutlaka. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir röportajdı. Son olarak aday öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Ben aday öğrencilere öncelikle bu zorlu süreçte çok yorulduklarını biliyorum. Umarım başarılı olurlar. Hepsine iyi şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Sevgili aday öğrencilerimiz, bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Doçent Doktor Semiramis Özyılmaz hocamızla birlikteydik. Bölümlerimiz ve fakültelerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tercih tanıtım günlerinde de sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.